Gündem Özel'den iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine çiftçiler, üreticiler ve tabii ki kooperatif başkanları bu anlamda bugün Konya Şeker Fabrikası'nın önündeydi. Yeniden aday olması noktasında Başkan Recep Konuk'a çağrılar yapıldı. Biraz önce ifade ettik, yurt genelinde onlarca kooperatif başkanı geldi. Onlarla bugün röportajlar yaptık. Bir kısmını haber bültenimizde ekranlara taşıdık. Şimdi diğer başkanlarla ve üreticilerle olan röportajlar gelecek. Şimdi ekranlarınıza. İsmim Rafet Demirtaş, Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatif Başkan Vekili olarak Recep Başkanımıza desteğe geldik. Buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Desteklerini de bekliyoruz. Saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben Kütahya Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Ahmet Genç. Kütahya 32 Kooperatif Ekicisinin desteğiyle geldim buraya. Ben de başkanımın devam etmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. İsmim Nasuhir Oğuz, Burdur Isparta Pancar Ekiciler Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanıyım. Recep Başkanımıza tekrar aday olması için destek için geldik. Tabii destekçileri de gördük. Büyük bir katılım sağlandı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan da rica ediyoruz, arz ediyoruz. Tekrardan aday olması için buraya kadar geldik. İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Osman Kılıç, Nevşehirliyim. Aynı zamanda İl Genel Meclis üyesiyim. Bir partinin de yönetim kurulu üyesiyim. İl yönetim kurulu üyesiyim. Partide söylüyorum. Eski Ziraat Odası Başkanıyım. CHP'nin İl Genel Meclis üyesiyim. İl yönetim kurulu üyesiyim. Yani bu yatırımları yapan Recep Konuk'un yaptığı yatırımlara destek olunması lazım. Siyasi hiç burada bir nedenimiz yok. Önemli olan Konya Şeker'in, çiftçilerinin yapmış olduğu kuruluş. Ben Nevşehirliyim. Konya Şeker'in yemini kullanıyorum. Konya Şeker'in borusunu kullanıyorum. Konya Şeker bize büyük destek veriyor. Kooperatif 64 ilde Konya Şeker'in hem borusu, pam plastik hem de yemi satılıyor kooperatiflerde. Paramız olsa da olmasa da Konya Şeker 64 ilin çiftçisine yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. İsmim Adalet Şimşek. Kırşehir Pancar Ekiciler Kooperatif Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben de arkadaşlar gibi Recep Konuk Başkanımızı desteklemeye geldik. Sonuna kadar arkasındayız. Bu vesileyle Sayın Reis Cumhurumuz'un da bunu göz önüne alarak başkanımızın yanında olmasını canı gönülden istiyoruz. Saygılar sunuyorum. İsmim İlhami Değerli. Burdur Pancar Ekiciler Kooperatif Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz de arkadaşlar gibi Recep Konuk Başkanımıza desteğe geldik. İnşallah devam etmesini istiyoruz. İsmim Muzaffer Tekeli, Kırşehir Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanıyım. Bugün buraya Recep Bey'in tekrar aday olması konusunda talepte bulunmaya, destek olmaya geldik. Recep Bey'i 17 yıldır tanıyorum. Recep Bey'in Pancar Kooperatifleri Başkanı olarak sadece Konya'da değil, Türkiye genelindeki bütün kooperatiflerimizin en iyi şekilde çalışmasına, halka hizmet etmesine, çiftçiye hizmet etmesinin elinden gelen gayreti sarf etmiştir. Recep Bey vizyonlu,
birikimli, sadece Konya için değil, Türkiye için de bir değerdir. Bu değeri değerlendirmek lazım. Yaşı da gençtir. Daha çok hizmet verir bu memlekete. Hatta biz Recep Bey'in sadece Panko Birliği'nin başkanı veya Konya Şeker'in veya Konya Holding'in başkanı olarak değil, Türkiye'de Tarım Bakanı olarak görmek istiyordum. Çünkü birikimiyle, vizyonuyla Türk çiftçisine çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnanıyorum ki Sayın Reis Cumhurumuz da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu görüyordur. İnşallah, inşallah bunları bizlerin bu isteklerini, taleplerini göz önüne alarak Recep Bey'in tekrar aday olması konusunda bizlere yardımcı olmasını diliyorum. İsmim Ali Bayrak, Kuşak'tan geliyoruz. Biz de başkanı destek olmaya geldik buraya. Başkanımızın tekrar aday olmasını istiyorum. İsmim Kudret Madık, Uşak Pancara Kitleri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiyim. Recep Başkanımızı tekrar aday olarak görmek istiyoruz. Ona desteğe geldik. İsmim Tekin Yılmaz. Uşak Pancar Kooperatifi'nden geliyorum. Recep Bey'e desteği olmaya geldik. İnşallah tekrar aday olup memleketimize hizmet eder. Ve Hamkulu Pancar Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Panko Birliği'nin ikinci başkanıyım. Adım Rami Sözgen. Recep Başkan'ın bir tweet atmış ve aday olmayacağım 22 yıldır yoruldum demesi üzerine burada da Konya çiftçileri, üreticileri, sivil toplum kuruluşları bir organize toplantı organize etmişler. Bu toplantıya ben de gece Trakya'da yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ aynı zamanda Çanakkale'nin bir kısmını, İstanbul'un bir kısmını temsil ediyorum Pancar olarak. Yola çıktım. Başkanımızın aday olmayacağını duydu. Yola çıktık. Adaylığını tekrar açıklaması için burada organize yapılan toplantıya çiftçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının toplantısına katıldım. Ve Recep Başkan bu Panko Birliği'nin de Konya'nın da bir yaktaşıdır. Yani Konya ne durumdaydı, ben Recep Başkan'dan daha önce Panko Birliği yönetimde yer aldım. Aşağı yukarı 28 senedir Panko Birliği içindeyim. Ben belediye başkanlığı da yaptım, ilçe başkanlığı da yaptım, belediye meclisiyle her şeyde bulundum. Ama Recep Konuk'la ilk tanıştığımızda ters düştüm. Genel kurul yapıldı. Recep Konuk başkanlığa geldiği zaman ben 6 ay kendisini takip ettim. 6 ay sonra kendisine destek sözü verdim. Neden? Düzgün, her şeyi yaptığı, verdiği sözü yerine getiren bir kişi olarak tanıdım ve öyleydi de. Ve şu anda 20 yıldır beraber görev yapıyoruz. Konya'yı yapan bir Recep Konuk. Yani Konya yapan derken Konya şekeri diyorum. Konya şekeri ve bugün 45 küsur fabrikası varsa hepsinin temelini atan Recep Konuk. Ama bir iki tane santral çıktı ortaya. Bu santralları bize yok baca dediler, yok bilmem ne kardeşim. Yani Allah'ın dağında bu santrallar ya, bu kirlilik yapmıyor ki, bu ne kirliliği ya. Yani burada devlet olarak baskı yapıyorlar, bu kapatıldı, bir sürü şey, sıkıntılar çekildi. Şimdi ne olacak? Bu Konya üreticisinin, çiftçinin menfaatine olan bir şey. Ben üçüncü, Avpolu Kooperatifi olarak üçüncü büyük hissedarım burada. Oyduktan sonra Ilgın gelir, sonra Avpolu Pancar Kooperatifi gelir. Ben gözü kapalı kefalet, vekalet veriyorum.
Kim oy kullanırsa kullansın, biliyorum ki doğru oy kullanacağını. Buraya gelemesen bile, yani Konya Şeker'in genel kuruluna katılamasan bile. Neden? Biliyorum ki yanlış yapmaz. Recep Konuk yanlış yapmaz. Dolayısıyla Recep Konuk'u bu Konya arayacak, Türkiye arayacak. Konya'yı Türkiye arayacak. Ya, bütün mahsulünü alıyor. Çiftçiye, üreticiye hizmet getiriyor. Neden devlet olarak destek çıkılmıyor? Bu kuruma destek çıkması lazım. Konya'yı ayakta tutan bu kurum. Binlerce, on binlerce çalışanı var. 900 bin üyesi var. 17 kooperatif bu Konya Şeker'in ortağı. Yani biz de neden geldik buraya? Neden geliyorum ben? Trakya'dan buraya geliyorum. Balımı korumak için, muhafaza etmek için. Eğer Recep Konuk malın başındaysa gözüm arkada kalmaz. Yarın öbür gün ne olacak? Onun için destek vermeye geldim arkadaşlar. Başkana, Recep Konuk'a tekrar aday olması için adaylığını gözden geçirsin diye. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Kimseyi tanımıyoruz. Gelen kişi ne niyetle gelir? Bu kurumun başına götürebilir mi? Niyeti düzgün de olsa bu işi erbabı mıdır? Götürebilir mi? Hep beraber bunu izleyeceğiz. Burada Konya çiftçisine, üreticisine, halkına teşekkür ediyorum. Başkanına sahip çıktılar. Yani Recep Konuk'a sahip çıktılar. Bizler de Türkiye genelinde gelen arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da sahip çıktılar. Ve işte görüyorsun dışarıdaki kalabalığı gitmiyorlar. Her türlü şeyi söylüyoruz. O da bir üretici malına sahip çıksın, çiftçi malına sahip çıksın. Ya çıkacak tabii. Üretici çıkmış, çıkıyor işte seni. Desteklemek için burada on binlerce insan toplandı buraya. Hep beraber tekrar gözden geçirmesi için inşallah başkan fikrini, görüşünü değiştirir ama başkana sahip çıkmak lazım. Köstek değil, destek çıkmak lazım başkana, destek. Onun için ben başkanımızın ümit ediyorum. İnşallah tekrar döner. Yalnız Konya olayı değil tabii. Biliyorsunuz Panko Birlik olayı var. Bir sürü kooperatifleri, hepsini gözden geçiriyoruz. %90'ı 95'e başkanın geri dönmesini istiyor. İnşallah geri döner. Yani burada yaptığı hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Konya'daki hizmetleri. Ya ben Trakya olarak bana hizmet yok. Benim malım var. Burada kullanılıyor ama Konya'ya geliyor yapılan maddi Konya'ya geliyor. Ama biz yeter ki bir Konya'da olsun, başka kooperatiflerde olsun, hangi kooperatif olursa olsun ona sahip çıkmak durumundayız. Yani yukarıdaki bizim desteklediğimiz, ne diyeyim artık, bakanlar, cumhurbaşkanımız, herkes bu kuruma sahip çıkması lazım. Recep Başkan'a destek vermeleri lazım. Her hususta buraya destek çıkacak. Bazı firmalara çıkıldığı gibi, bazı büyük şirketlerin vergi borçları siliniyor. Biz onu da istemedik. İnşallah gözden geçirirler, tekrar bizim önerilerimize de sahip çıkarlar. Yukarıda Cumhurbaşkanımız bir telefonla geri çevirebilir. Biz destekledi, bütün çiftçi arkadaşlarımız, herkes, Konyalılar, gerekeni yaptı arkadaşlar. Konya'ya tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah
Yukarıdaki yetkililer bunu gözden geçirir. Başkanımızı ikna ederler. Göreve devam eder. Ben İbrahim Hakkı Yağnoğlu'yum. Erzurumluyum. Erzurum Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ayrıca Pankurluk Yönetim Kurulu'yum. Buraya geliştirmemiz kıymetli Başkan Recep Konuk Bey'in aday olmayacağıyla alakalı duyurularımız olmuştu. Tabii böyle bir insan da kayıp olması içimize sinmiyor bizim açıkçası. Nedenine geleceğiz. Çok başarılı, çok özverili bir insan. Ülkemizine çok bağlı, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan bir kişi. Ondan dolayı ben Erzurum'dan buraya geldim. Mesela Erzurum'a burası 1100 kilometre. Yol katlettim geldim. Nedeni de şuydu, başkanımızın tekrar görevde kalmasıyla alakalı. Ben Konya Şeker'i evveliyatını da biliyorum. Örnek Konya Şeker 2000 yıllarında 45 milyon dolar gibi bir borcu vardı. Eski bir teknolojisi vardı. Ardından peşine 2001 krizi geldi. Bu 2001 krizi de yükseltti her şeyi. Ama özverili çalışmalarıyla birlikte Konya Şeker'i belli bir noktaya getirdi. 400 bin 500 bin tonlarda çalışan fabrika 10 bin tona çıktı. 12 bin tona çıktı. Fabrika yenilendi. Tabi bir fabrika şimdi oldu 45 fabrika. O zaman 1200 civarında insan çalışıyordu geçici işçilerle beraber. Şimdi 14 bin 15 bin kişi çalışıyor. İstihdam alanı çok yükseldi. Artı yaklaşık 30-40 çeşit ürün alıyor. Yılda almış olduğu ürün 3 milyar dolar gibi bir ürün alıyor. Bu da biz çiftçileri mutlu ediyor. Yani çiftçilerimizin malı değerlendiriliyor. Yani Konya Şeker şu anda ülkede Tarım Bakanlığı'nın primlerinden sonra en ciddi bir kurum. Ve bu da Recep Konuk sayesinde var oldu. Çünkü buranın öncesi yine vardı. Mesela 2000'lerden önce saha aynı sahaydı, alan aynı alaydı ama bu kadar başarılar da yoktu. Ama Recep Konuk geldikten sonra bu Konya Şeker bir de bile büyüdü. Efendim 1200 kişi çalışan bir fabrika şimdi 14 bin 15 bin kişi çalışıyor. Bu da ülkenin istihdamını sağlıyor, yükünü kaldırıyor. Artı ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor. Fabrikaları 3-500'ün içerisinde birçoğusu. Bu da bizi gururlandırıyor. Yani böyle bir adamın gitmesi ülkemize çok büyük sıkıntı yaratır. Ayrıca bu pandemi döneminde, mesela biz bunları incelediğimiz zaman pandemi döneminde Konya Şeker'in alkollarıyla ülkemiz o sıkıntıyı giderdi. Hani dezenfekte ilaçları şey yapma için yeterli şey yoktu. Detenol yoktu ama burada vardı. Konya onu sağladı. Bu da bir gurur ifadesi. Ülkemize büyük katkılar oldu bu işlem. Ayrıca bu termik santraller, örnek vereyim mesela Kangal Termik Santrali, Somasit Termik Santrali. Bu Kangal Termik Santrali atık vaziyetteydi neredeyse yani. Çok ufak bir ünite çalışıyordu. %32 civarındaydı bildiğim kadarıyla. Ama şimdi %90'lara çıktı. Yani yönetim anlayışı son derece de muhteşem bir insan. Onun bu idareciliğine saygı duyuyorum ve hayranım da. Böyle bir insanın, böyle bir kurumların başında olması ezemdir yani. Olmaz olmazdır. Ha tabii başkaları da vardır, olabilir ama konuyu bilen, konuyu vakıf olan, dedim ya bir çocuk gibi aldı, bir çocuğu 45 çocuk yaptı. Bir fabrikayı, eski bir fabrikaydı burası. Atık neredeyse bir, yani bütün teknoloji eskiydi yani. Buradaydı. Arıza yapıyordu, sık sık şöyle yapıyordu. Bu fabrikayı şimdi 45 fabrika yaptı. Bunu kime yaptı? Ülkemize yaptı. Bu kime yaptı? Konya çiftçisine yaptı. Kime yaptı? Türkiye çiftçisine yaptı. 36 çeşit ürün alıyor. Bu 36 çeşit ürün de çiftçimizin ürünü. Çiftçimizden memnun oldukları için biz de zorladılar yani Erzurum'daki çiftçiler. Ya gidin bakalım başkanım niye sahip çıkmıyorsunuz? Başkanımız yine devam etsin. O olmasa tarımda sıkıntı yaşayacak diye böyle bir şeyler oldu. Budur. Başka diyeceğimiz yok. Ben Ereğli Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Talha Üzer. Konya Şeker'e bugünkü gelme amacımız Recep Başkanımızın görevine devam etmesini istiyoruz. Çünkü biz Konyalı üreticiler olarak bölgelerimizde yapılan 45 tane yatırımı görüyoruz. Ve bölgemiz ve ülke ekonomimiz için Recep Başkanımız tarımda olmazsa olmazdır. Recep Başkanımızı göreve bırakmamak için, davet etmek için bölgemizdeki üreticilerle beraber destek vermek için buraya katılmış bulunmaktayız.